Buyur kocacığım, seni dinliyorum. Sultancığım şöyle gelsene. Sana çok gizli bir şey söylemem gerekiyor. Hayır efendim, benim kimseden gizlim saklım yok. Ne söyleyeceksen gel, herkesin içinde söyle. Öyle mi? Evet. Tamam, peki öyleyse söylüyorum. Betüş Hanım'ın evinde bir peri daha var. Ne? Ay, görüyorsun değil mi Dudu teyze? Görüyorsun yani, bu adam çıldırtacak beni ya. Gel aynı tantana. Ama ne olur inan Suzan, ne olur inan bana. Yani o çilek ve arkadaşı böyle havalanıyorlar. Hem havada uçuyorlar hem de dans ediyorlar. Aa, bu ne? Dur kızma. Gel kendin gör. Eğer bana inanmazsan istediğini yapabilirsin. İstediğimi? İstediğini. Peki o zaman. Hadi yürü gidiyoruz. Tamam gidiyoruz. Çocuklar size gidiyoruz. Biz de geliyoruz. Ay Dudu teyze, kafe 2 dakika sana emanet. Hadi git, hadi git. Dudu yazık bu adamın. Tam tımarhanelik. İnsan perilere inanır mı hiç? Hiç. Anne, bir saniye bakar mısın? Ne oldu Betüş? Babam hasta. Ay sen de mi? Anne sahiden çok hasta. Ben biliyorum niye böyle yaptığınızı. Ya ne laf anlamaz kadınsın, çok hasta diyorum babam. Keşke hastanedeyken beni buradan çıkarın diye tutturmasaydın baba. Bak ateşin düşmedi işte. Acaba yine hastaneye geri dönsek mi? İstemem istemem. Oldu bunu, sevmem hastaneleri. Beyaz beyaz duvarlar hep üstüme gelir. Aa, öyle değil mi baba? Seni en güzel peri hastanesine götürdüm. En iyi doktorlar, en iyi hemşireler hep etrafında pervane oldular. Ne olursa olsun hastane hastane istemem. Öleceksem kendi evimde öleyim. Taci. Allah razı olsun Dudu. Sonunda geldin demek. Nasıl oldu? Ateşi yine çıktı ama hastaneye gitmek istemiyor. Ben şimdi seni iyileştirecek bir sihir bulurum. Doktorlar ellerinden geleni yaptı. Sen zahmet etme. Karışma sen. Biz peri peri periyiz. Sihirleri çok severiz. Öteki çocuklar gibiyiz. Ama sihirli eğleniriz. Hadi çocuk peri dansını yapalım. Ya aşağıdakiler sesimizi duyarsa? Duymazlar. Havada yaparız. Mars abi. Abi sökük mü var koltuğun altında? Bir bakayım oraya abi. Ha? Aman Allah aşkına ya. Yenildin abicim, yenildin. Ben de açta kaybettim ama kumarda kazandım iştiyse. Ne alakası var Tarık şimdi? Basbayağı alakası var abi. Eda bir köpek yüzünden beni ekti. Daha ne olsun? Yahu o köpek onların bir parçası, yıllardır evlerinde. Sanki yanında durunca iyileşecek. Hayır, Eda yetmezmiş gibi Betüş yengem de tek tatil gününde seni evde böyle yalnız bıraktı. Niye? 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 Ha? Niye? Niye? Çünkü bir köpek yüzünden. Ben buna gülerim abi. Hatta izin ver bir güleyim bak. Hay hay hay. Ya Tarık, ben sana ne diyeyim kardeşim? Yani bu yaştan sonra sana gelip de bir de köpek sevgisini mi anlatacağım Allah aşkına? Kapı. Aa, merhabalar. Girebilir miyiz Sadık Bey? Tabii buyur. Senin aramız limoni baba. Sadık Bey, çilekli arkadaşı nerede acaba? Odalarında yukarıdalar. Bakın müzik dinliyorlar. Annem, canlar peri olduklarını
söyle Sadık amca. Ne? Yani inanın ben de ne yapacağımı şaşırdım Sadık Bey. Birazdan hepiniz şaşıracaksınız. Sadık Bey yukarı çıkabilir miyiz? Allah Allah pes herhalde. Her şeyi ispat edeceğim size. Lütfen çıkabilir miyiz? Tamam abi Bey, tamam sakin olun. Beni takip edin de içiniz rahat olsun. Tamam, tamam. Ay Sadık Bey, sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Ne perisi ya? Gir. Merhaba çocuklar, nasılsınız? İyiyiz. Buyurun bakın Avni Bey. Buyur Avni, gene bir şey yok. Ne oluyor baba? Avni amca senle Alara'nın peri olduğunu düşünüyor. İkinizi de uçarken görmüş. Amma da atmış. Kusura bakmayın evladım. Alara Çilek'in kimsesizler yurdundan arkadaşı. Oynamak için bugün ziyarete geldi onu. Gördüğünüz gibi Avni Bey, iki masum çocuk kendi hallerinde oyun oynuyorlar odada. Yani ortada anormal bir durum yok bence. Ama vardı, gördüm diyorum size, gördüm yemin ederim. Hmm, et. Et de böyle yamul, kal göreyim seni. Yürü hadi yürü. La kahretmesin. Ne oluyor? Çocuklar çok özür dileriz. Hadi biz de çıkalım Cem, ben eve gideyim. Arkadaşın daha çok kalacak mı Çilek? Akşama kadar Perihan teyze geldiği zaman gidecek. Allah. Hadi devam edelim Çilek. Ama gördün mü az daha yakalanıyorduk. Ama yakalanmadık. Peki. Gördüm diyorum, uçuyorlardı. Gördüm. Lütfen yür abi. Bir tanecik konuşuruz, onları da rezil oluyoruz. Ben bir daha bakayım. Hey, buraya gel abi. Çekil. Koşun. Gelin. Yetişin, bunu görmeniz gerekiyor. Koşun, bakın. Avni! Yetti! Gelin! Affedersiniz çocuklar. Çakçam! Uyuyakaldı Betüş. Ay yazık, hiç hali yok. Anne, ya bu hastalığı atlatamazsa babam? Atlatacak. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama o bir fani anne. Eninde sonunda... Uzun zaman yaşaması için her şeyi yapacağım dedim sana. Hayret anne. Sabah bize inanmayıp gelmedin. Şimdi babamdan kıymetlisi yok. O kadar da kalpsiz değilim herhalde. Ona bir şey olmasını, onun acı çekmesini istemem. Ne hazırlıyorsun? En kuvvetli şifa sihirlerinden bir iksir. Bunu daha önce de ona içirmiştim. Onu hastalıklardan koruyor. Perihan teyzeye de bir sorsaydık ama. Annem onu çağırmamıza izin vermedi ki. Tabii izin vermem. O kim oluyor? Ona ne? Ben kendi kocamı kendime iyileştiririm. Yani eski kocamı. Ay anne, babam böyle söylediğini duysa zaten iyileşir. Sus cıvıma hemen. Babanın yemek kabını getir. Uyandır. Şunu içirelim hemen. Hadi. Babacığım. Görecekler, rezil olacağız. Sana söylüyorum Tarık, gir içeri. Allah Allah. Ayıptır ya. Ya ne adam ama ya. Adam periler diye tutturmuş. Hayır, adama mı acıyacaksın, zavallı karısına mı? Tarık bak, adam çok zengin, parası çok. Evde otura bunlara kafaya sarmış. Ha, bak abi ne diyeceğim sana ya. Diyorum ki bir çocukları olsa belki çocukla ilgilene düzelir ha? Vallahi bilemiyorum ama bence bu çocukları açısından sağlıksız bir durum yaratabilir. Cem, geçirdin mi Tuğçe'yi? Geçirdim. Cem, seninle baba oğul konuşabilir miyiz evladım? Boşver. Lütfen. Ha. Tamam. Ben de bir bahçeye çıkayım. Ceren Hanım nasıl değil mi? Bir ilgileneyim ben onunla.
Cem. Niye öyle duruyorsun? Sıkıldım, yoruldum. Allah ara. Olur mu çiçek? Küserim bak. Sıkıldım işte Allah ara. Sıkıldım. Sen ne biçim perisin? Ben kardeşlerimle normal oyunlar oynamaya alıştım. Bunlar artık o kadar zevk vermiyor. Ya ne mesela? Saklanmaç, ebelemece, yakan top. Basit oyunlar. Hiç de değil, senin kardeşlerin yok diye kıskanma. Öyle demek istemedim Alara, özür dilerim. Ama haklısın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve bizlerle hayat renk.